Şehit ailelerin bir ricası var. Eğer şehidimiz bekarsa ailesi bu ikinci iş hakkından faydalanamıyormuş. Bugüne kadar şehit ailelerinden sadece bir kişi istihdam hakkı tanınıyordu. Şimdi bu hak ikiye çıkarılmış. Ancak sadece evli olan şehitlerin ailesi bu ikinci istihdam hakkından yararlanabiliyormuş. Eğer şehidimiz bekarsa ailesi bu ikinci iş hakkından faydalanamıyormuş. Kardeşim, şehit aileleri her yeri doldursun zaten. Öncelik onlarda olsun. Değil mi? Ya kardeşim, hadi biz iş bulamasak bile. İnsan açlıktan ölmez. Ama şehit ailesini fakir tutmak, insanları muhtaç hale getirmek çok onur kırıcı ve çok küçük düşürücü olur. Millet olarak bize bu yakışmaz. Şehit aileleri öncelikle girsin. Çalışsınlar, onlara ait olsun. Rahat etsinler onlar. Biz onların huzurunu görelim, biz mutlu oluruz. Yani bizim tokluğumuz, açlığımız önemli değil. Onlar Allah rızası için, din için, iman için, vatan için, millet için, bayrak için, namus için, şeref ve onur için, hepsinin üstünde Allah rızası için canlarını vermiş. Canını vermiş artık. Toprak altına girmiş. Ve cennete gitmiş. O ailelere bakmak, o şehidimizin ailesine bakmak namus borcudur. Aksi namusu kirletir. Aksi namusu kirletir. Çok ağır bir vebaldir. Mesela bir öncelik var. Ve şehit ailesine olsun kardeşim. Ölmeyiz açlıktan, bir şey olmaz. Kilodan ölüyor millet. Açlıktan ölmüyor insanlar. Çok doğru hocam. Hep kilodan ölüyor ya, kolesterol fazlalığından, et yemenin fazlalığından, tabii, proteinli yiyeceklerden. Bundan dolayı ölüyor insanlar. Değil mi? Ne olacak yani? Sebzeyle, mesela ekmekle yaşar insan, bir şey olmaz. Şehit ailelerin huzurunu, mutluluğunu görmek bizim için büyük bir sevinçtir. Hayır tabii, kalorisizlikten, bakımsızlıktan vefat edenler de oluyor tabii, Allah rahmet etsin. Ama ekseriyet, çoğunluk, %99... fazla yemekten ölüyor insanlar. Kalp hastalıklarının nedeni o. Et, peynir, süt bol yenmesinden kaynaklanıyor. Başka bir nedeni yok. Evet. Bitkisel üründen beslense hiçbir şey olmaz. Evet. Kalp damarları o yüzden tıkanıyor inşallah. Hareketsizlik ve o.